Selamünaleyküm dostlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hepinizin de geçmiş bayramını canı gönülden kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlar bayramda video çekemedik. Niye diye çekemedik diye soracak olursanız. Hem baldızım evlendi, düğünümüz vardı. Biraz tıraşalıydık. Bir de İstanbul'da teyzem var. Teyzem hasta olmuştu. Ameliyat falan olmuştu arkadaşlar. Bir yandan düğünü yapmaya çalıştık. Tarihi falan alınmış bir düğün. Bir yandan da teyzem ameliyata girdi. Bir 10 saatten fazla ameliyatta kaldı. Allah'a şükür güzel haberlerle ameliyat masasından kalktı. Hem o biraz üzüntü vardı. O yüzden de hiç video çekmek canım almamıştı. Şimdi tabii güzel haberleri duyunca bir de bayram telaşesini atlattık arkadaşlar. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz sizlerle beraber. Umarım bana kızmamışsınızdır. Sizleri videosuz bıraktım. Allah'a şükür onun dışında herhangi bir yaramazlık yok. Koyunlarımızla beraber işimize gidip geliyoruz. Hatta şimdi de işten geldim. Burada böyle ufaktan koyunlarımızı otlatıyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel otluyorlar. Arkadaşlar insanın morali yokken hiçbir şey yapası da gelmiyor. Hiçbir şey canı da almıyor. Koyunlarımıza bile önünde hazır yemi verdim. Şurada bizim yan taraftaki yere büyüdüm. Gerçi orada da ot var da. Hatta genişletmiştik biliyorsunuz. Böyle işte. Ama şimdi yine Allah'a şükür moralimiz yine yerinde. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bayramdan önce çıtır koyunumuzu ben güzel boğamla beraber kırptık. Bakın hayvan rahatlığa kaldı ya. Çok da. Şuradan şöyle geçebilirsem. Veya bir engebeli bulalım. Çıtır kızımız rahatlığa kaldı arkadaşlar. Şöyle şu hemen kafasının yanındaki boynunu ben kesmedim dostlar. Hani aklınıza öyle bir şey gelirse bakın. Orası yara oldu. Sürekli koşunuyordu. 2 senelik üzerinde tüy vardı dostlar. 2 senelik tüyünü biz kırpmadık. Üzerinde tüy olduğu için hayvan sürekli kazım kazım kazınıyordu. Onu da biz bu şekilde kırptık. Hayvan rahatladı. Kazınma, kaşınma falan bitti. Çinlere bak çinlere. Çinlere bak. Kara kuzumuz da maşallah çok güzel toparladı dostlar kendini. Şöyle papatyaları arasında otlayalım. İkizlerimiz de şurada koçla beraber takılıyor. Bunlar da maşallah beye beye otlayalım. Bakayım. Dörde kadar damla kalmış. Annem yemlerini sulandım demiş. Şimdi de deli gibi otlayalım maşallah. Anne selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Evet, yemek yaptım. Kardeşi düzelmiş mi? Yok, cumartesi gidiyor. Hastane mi yetti anne teyze? Nasılmış durumu? İyi, konuşuyor konuştuk. Böyle iyi yapacağım. Konuştu mu senden? Bu aradı zaten. Arasak konuşabiliyoruz mu? Konuşuyoruz. Arasıyor teyze ya. Aracım onu birazdan ya. Ararım, orta dururken ara. Valla. İyi maşallah. Beni bekliyorlar şimdi cumartesiye. Cumartesiye mi? Hı hı. Baba izin ayrılacak ya. Babam da mı gidiyor? Yok, evde duracak. Haftaya da teyzelerinden Özlem gelecek oraya. Teyzem bile babamladı ki. Şey Feyzem ya falan. Hı hı. Seni alma. Cumartesi öğlen çıkacaklar buradan. Pazar günü akşam döneceğiz. Teyzem arayacaksın şimdi. Bak sen de şu kuşu var ya millet zil sesi yapıyor mesela. Yapay bahçe yapıyor. Böyle böyle. Çiçekleri seviyor lan ha. Hele o sarı çiçekler var ya şurada. Hep yonttular onları bak gittiler. Arkadaşlar şaptan dolayı hayvanları dışarı çıkarmak yasak ya. Biz daha önce böyle buranın önünde yayıyoruz. Sağa sola götürmüyoruz damı yönünde. Böyle damı temizleyeceğiz. Önüne yem vereceğiz. Sulayacağımız zaman böyle çıkartıyoruz. Biz de ufak ufak burada yaydık biliyorsunuz. Hayvanları dışarı yaylamaya çıkarmak yasak. Şap hastalığından dolayı. Tabi biz de evimiz yönden bir yere getirmiyoruz. Başkaları da hayvanları dışarı kovamayalar, çıkartamayalar yani. O yüzden Mera'da çok ot uzadı yani dışarıda şöyle. Böllü olmayan yerle. Neredeyse ayakkabıyı üzerine örtecek güzel bir ot oldu yani. Hayvanlarımız da bundan güzel güzel yararlanıyorlar böyle bak Seyza. Mis mis. Arkadaşlar Patpatan'la Bey abi sağdan soldan sere sürmek için komşular söyledi. Onlara da sürü vereceğiz. Yardımcı olacağız da. Lakin Patpatı benzin hortumu patlamış. Onu değiştireceğiz. O yüzden şey yapamayız yani. Değil mi anne? Evet.
Nur abim nerede ki ya? Nur abim, ona yaptıracağız. Bunu arayayım ben de. O, çünkü o patlatı üst tarafını komple söküyoruz. Yani. He? Patlatı üzerine örtmüş mü babam? Örtmüş herhalde ya. Arkadaşlar bizim günlerimiz de böyle geçiyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bugünlük de bizden bu kadar video. Bugün yorgunum. Fazla yine böyle çok da şeyim yok da. Arkadaşlar daha uzun daha güzel videolar gelecek. Köy videolarını doya doya sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.